olmasını ister misiniz? Bafra il olursa nasıl bir katma değer sağlanır diye sorduk. Bakalım vatandaşlarımız nasıl cevaplar verecek? Gelin birlikte izleyelim. İsteriz, her zaman söyledik ama tabii vekil ve bakan olarak çok sahipsiz olduğu için maalesef olamayacak yine. Tek cevap evet. Yani jeopolitik sorun olsa gerek. Yani çevresel, farklı ilçelerin yakın olması. Başka bir sebep olduğunu düşünmüyorum. İstemez mi yani? Mümkün mü istemememiz ya? Neden il yapmıyorlar Süleyman efendim? Demirel bunu 20 sene önce yapacaklar. Aradan 20 sene geçti, biz hala öyle bir sistem olmadı. İstemeyiz mi? Peki sebebi ne? Neden yapmıyorlar il? Vallahi Samsun'a yakın olduğundan söyleniliyor. Ha, bu seçim davasında bunu söylemek lazım idi yani ama hiç. İnşallah böyle sizler yardımcı olursunuz da istekler üzerine bize duyarlar. Peki Bafra il olsa nasıl bir katma değer sağlanırdı Bafra'ya? Neler olurdu Bafra'da? Bafra'ya da ona göre sanayisi büyür. Zaten tarım olarak Bafra'dan çok dışarıya mal gidiyor. Yani daha doğrusu Bafra'nın her türlü fırsatı elinde olur. Neden yapılmıyor? Bafra'da gelişmiş hiçbir şey yok ki. Hani büyük ama gelişmiş olan hiçbir şey yok. Gelişmediği için mi diyorsunuz? Bence öyle yani. Sizce var mı yani? Bafra'da ne var hani, söyleyin bana da. İl olabilmesi için bir tane özellik gösterin, kalabalık olmasından başka. Var mı? Bence yok. Evet, aslında çok güzel. İl olma şartlarını taşıyor genel olarak. Genel olarak şöyle de kalabalık olmasını taşıyor. Lakin Samsun'a arasının 30 kilometre uzaklıkta olması lazım biliyorsunuz. En az. 30 kilometre olması lazım. Onu da taşıyor. Ama işte bilmiyorum ama vermezler yani Bafra'ya. Aslında yemeklerimiz de var. Meşhur bir sürü şeylerimiz de var. Denizimiz de var ama inşallah verirler, ne diyelim. İnşallah. Peki Bafra ili olsaydı nasıl bir katma değer sağlanırdı sizce Bafra? İş imkanı artabilirdi gençler açısından, bizim açımızdan söyleyeyim. Daha çok tanınırdı. Geleni gideni, turisti, ne bileyim yazan, geleni gideni çok olurdu. İl olurdu daha sonuçta, hani ilçe sıfatından çıkardı, büyürdü yani. Ama yapmazdı, il yapmazlar Bafra. Çünkü 45 kilometre mesafe yakın çok. 30 kilometre yeterli efendim il olabilir. Ama şimdi yapmazlar, burayı hiç yapmaz. Çünkü öyle bir de şu var. Samsun'da Bafra il yapacak milletvekilimiz yok. Bizim milletvekiller dışarıdan geliyor. Siyasiler mi önemli? Aynen. Evet. Onlar ne derse olur. Rahmetli Süleyman Demirel'in 81 plakası yazıldı. Nafız Kurt imza atmış il olmasın diye. Ben gözümle gördüm bunu. Daha il olur mu? Olmaz. Yani benim görüşüm olmasını isterdim ben. Ama olacağını sanmıyorum yani. Ama olsa güzel şeyler olurdu yani Bafra'da. İl olsa iş ortamından hani daha iyi olurdu, güzel olurdu. Yani herkes işi olurdu. Yatırım amaçlı iyi olurdu yani Bafra için. Tabii ki isteriz abicim. Ne istemeyelim? Bafra zaten il olmayı hak eden bir ilçe zaten. Çoğu da Türkiye'deki 30-40 tane ilden de büyük yani. İl olması gerekiyor zaten. Bir de hala da çocukluğundan beri bir serüven devam ediyor ama hala olmadı. İnşallah olur. Tek temennimiz o bizim de. İsteriz tabii ki. Herkes Süleyman Demirel'in sözünü hatırlatıyor bize. Evet, hala çocukluğumuzdan beri bekliyoruz il olması. İşte biz isteriz, neden istemeyelim bizim için. Neden yapmıyorlar sizce? Ya bizim buralardan çıkan bakanlar ya da vekillerimiz çalışmıyor diyelim. Ya da bir rant meselesi var diyelim. Da diyebiliriz daha doğrusu. Ya tabii ki Bafra il olduğu için ödenek yönünden, sanayi yönünden, gelişim yönünden de yatırım olacaktır. Ona göre bir ödenek ayarlanacak. Gelişim, o yönden de gelişim olur diye düşünüyorum. Türkiye'nin de çok önemli bir ovasına sahibiz yani, aynı zamanda. Tabii ki. Bafra'nın ayrıca milletvekilleri, bakanlar çalışacak. Ya güzel olurdu. Niye olmuyor? Biz de bilmiyoruz. Tek sorumuz o. İlkokuldan beri bir serüven devam ediyor. Oldu, olacak. Ha bu sene oldu, olacak diye ama hala bir şey olmadı. Geç bile kaldı. Geç bile kaldı. Bence geç kaldı. Süleyman Demirel'in zamanında olması gerekendi Bafra ilçemizin ama olmadı. Yani o zaman yapmadılar, daha da yapmazlar mı? Yapmazlar. Hak ediyor Bafra da maalesef büyük şeyler yapmıyor. Bu sefer olacak. Olacak. Şu anki dile getirilen ilçeler arasında yer almıyor Bafra ama aslında birçok siyasiden de ya da Bafra'nın önde gelen isimlerinden de il olması yönünde açıklamalar var. Hani sizce ne sağlar Bafra'nın il olması Bafra'ya? Yani Bafra'nın ne sağlar? Bence buradaki insanlar için çok önemli. Hem yaşam hem hayat açısından çok önemli. Bence olmalı. Geç bile kalın. Ne kadar ilden daha büyük bir ilçe nüfus olarak da. Baktığın zaman çalışma alanı olarak da. Bence bir an önce olmalı. Bence de olmalı. Sen ne düşünüyorsun? Bafra il olmalı mı? Bafra il olmalı mı sizce? Yıllardan beri böyle bir söylenti vardı zaten. Ama henüz bir resmileşme durumuna gelmedi. Biz de heyecanlandık ama bu il olma durumunda 100 tane il olacak diye bir söylenti oldu Devlet Bahçeli tarafından. Devlet Bahçeli'nin aynen öyle bir
İnşallah bekliyoruz da hiç yani Bafra'nın adı geçtiğini görmedik yani duymadık. Henüz Bafra'nın adı geçmiyor. Biz yani de aslında gündeme getirmedik. 10-15 senedir belki daha eski de vardır yani bizim hatırladığımız kadar. Evet vardı ama nedense şu an öyle bir durum yok yani. Sizin tutulmasını istiyor aslında. Keşke tutulsa yani. Yani nüfus olarak yeterli sayıdayız. Yani gelişiyoruz günden güne yani gitgide gelişiyoruz güzel bir ilçeyiz. Sizce Bafra il olursa ne kazanır Bafra? İş alanında iş istihdam olarak daha iyi sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Ya biz iyi kötü işimiz var ama iş olmayan arkadaşlarımız da var tabii ki. Başlıca sebeplerinden biri budur diye düşünüyorum. Onun dışında daha güzel sebepler de vardır tabii ki. Şimdi ben doğma büyüme Bafralıyım. Benim çocukluğumda 77,5 diye yazmıştık biz. Burada gene şeyleri olmuştu. Konvoylar falan olmuştu. Ama hala ben 53 yaşıma geldim. Hala Bafra'mız bir il olamadı. Çoğu ilden büyük, çoğu ilçeden de büyük olması gerekiyor tabii ki. Sizce sebebi ne? Neden il yapmıyorlar Bafra'yı? Şimdi aklımda çok düşünce var. Yani fikrim var ama söylemiyorum. Peki, bende kalsın. Teşekkür ederiz efendim. Bu bile önemli. Fazla geliştiremiyor Bafra bence. Sinop biraz da kör. Onun da etkisi var. Yani Sinop tarafı biraz kör kalıyor. Bu Batı Karadeniz sahil yolu açılırsa eğer Bafra'nın da bahtı açılır diye düşünüyorum. Gayet tabii ki. İl olması, ilçe şu anda il olmasını isteriz. Peki neden yapılmıyor sizce il? Sayın Demirel'in zamanında söz verilmişti. İl yapılmadı Bafra. Şu anda yani nüfusu yeterli şu anda yapılması gerekiyor yani. Yani il olmasını tabii ki isteriz Bafra'nın. Peki şu anda il olacak listede neden yer almıyor sizce? Neden Bafra'yı il yapmıyor? Bence siyasi gücümüz az olduğundan dolayı yani kendimizi iyi tanıtamadığımızdan dolayı. Bafra'ya siyasi güç ihtiyaç var. Yani biraz da öyle yani ben öyle görüyorum. Hani tanıtamıyor demek ki kendini. Yoksa Bafra çok büyük bir ilçe yani. Türkiye genelinde de çok diğer hani il olması aday gösterilen illere bakaraktan hepsinden daha büyük neredeyse birkaç tanesi hariç. Bence il olmalı. Ya aslında olması gerekir ama vallahi bilmiyorum artık. Bafra'dan küçük kazaları var mesela. Onlar il oldu. Biz daha olamadık. Herhalde işlerdeki iyi olmasın. Neden il yapmıyorlar sizce? He? Neden il yapmıyorlar Bafra'yı? Ya Erdoğan kazanıyor her zaman ya. Erdoğan kaybederse Bafra güzel olacak. Sayın seyirciler günaydın. Güne başlarken programımıza hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz dünden duyurmuştuk bir yayın konuğumuz var efendim. Yanımızda hemen MHP Bafra Belediye Meclis Üyesi Hakan Aytınır yanımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim biliyorsunuz günlerdir biz sıkça dile getirmeye çalışıyoruz. Bafra'nın önde gelen isimleri de dile getiriyor. Bafra'nın il olmasına yönelik birçok insan ses yükseltiyor. Ama bu sesi çok daha önce yükseltmiş bir isim yanımızda. Büyükşehir'den hizmet alamadığımızı söyleyen Bafra'nın bir an önce il olması gerektiğini birçok defa dile getiren, birçok yayında da konuşan Hakan Aytınır beyefendi. O yüzden yayınımızda onunla bugün il olmayı konuşacağız efendim. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Bafra, özür dilerim, sizce neden il olmalı? Önce buradan başlayalım istiyorum. Şimdi Bafra neden il olmalı derken, Bafra'nın il olması için çok neden var. Ama en büyük il olmasını gerektiren sebep, Bafra'nın Türkiye'nin sayılı büyük ovalarından biri olmasını gerektiğinden dolayı il olması gerekli. Çünkü bu pandemi döneminde gördük insanların nasıl gıdaya ihtiyaç duyduğunu ve bu bölgenin üretiminin Türkiye'nin her tarafına baktığını, ihracat yaptığını, dışarıya üretim yaptığını, bu ova insanının il potansiyelinin daha çok oluşturularak daha çok yatırım yapılmasının önünün açılması gerektiği şeklinde konuşursak daha mantıklı olur. Ve yatırım gelir. Yani ovayı daha iyi değerlendirirsek Bafra'nın önü açılır. Efendim mesela ben direkt şu aklıma geliyor. Şimdi Bafra'daki ova çok değerli. Evet gerçekten ticari hacme çok büyük bir hacme sahip. Evet. İhracat açısından da. Aynı zamanda sanayide tetikleyebilecek bir üretim var burada. Evet. Hani
Bu tarım ürünleri üretildiği yerde sanayileşebilse, fabrikalaşmayla işlenebilse aslında tabii. Bafra'ya zaten ciddi bir katma değer sağlanır. Evet. Biraz da tabii ki bunun için de işte il olup belli vasıflara, belli teşvikleri alması tabii. gerekiyor galiba anladım. Şimdi kadarıyla. Bafra bakıldığı zaman Samsun taraftan bu yana gelindiğinde sanki bir çıkmaz sokak gibi buradan geliyor, geri dönüyor. Bu tarafı kapalı. Şimdi bizim Bafra bölgesinin il olması aslında Samsun'un elini de rahatlatacak. Bafra il olursa Ankara yolu bu taraftan açılır. Efendime söyleyeyim bizim denizimiz var. Devlet büyüklerimiz bunu araştırırlar, bakarlar, bir liman olur. Yapılan ürünler ihracatı olur. Daha ötesinde Bafra'nın dışarıya doğru açılması için bir kargo havalanı olabilir. Bu yaş sebze meyvenin anında Orta Doğu ülkelerine, Asya'ya, dışarıya açılabilmesi için bir lojistik üstü olur. Yani bunlar hep birbirini tetikler. Bunlar daha sonradan olacak işler. Sadece buranın potansiyelini öne çıkarmak lazım. Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası geldikten sonra bu memleket hizmet almamaya başladı. Ben her zaman her platformda söylüyorum. Büyükşehir Yasası bizim bu bölgeye uygun bir yasa değil. Köyler mahalle oldu, tüzel kişiliğini kaybetti. Eğer eski haliyle kalmış olsaydı ile özel idarelerden daha iyi hizmet alırdı. Çünkü adamların tek işi sadece köylere bakmak, hizmet getirmek, yollarına bakmak. Şimdi Büyükşehir yaptığı sadece beton yol. Bunlar daha öncesinden il özel idareler zamanında alınmış bir karardı beton yolların yapılması. Şimdi Büyükşehir Belediyesi geliyor. Bir bölgede eksiklik var, yol yapacağım diyor. Oraya geliyor, yarım bırakıyor, başka tarafa gidiyor, yarım bırakıyor. Dolayısıyla tam bir neticeye ulaşılmıyor. Belediyelerin zaten bütçesi buna yeterli değil. Tabiri caizse Büyükşehir Yasası'ndan sonra Bafra'da veya başka ilçelerde belediye başkanı seçmenin de bir mantığı yok. Yani buraya bir müdür atasınlar. Ben kendi görüşümü ifade ediyorum. Başka bir şey yok. Çünkü sen bütçeden gerekli olan yatırımı alamıyorsun. Orada bir bütçe yapıyorlar. Yapılan bütçeye bakıyorsun. Koskoca Bafra'ya gelen para kesintilerle beraber sadece maaş ödemelerine veya işte yolları yama yapmaya ondan ötesine gitmiyor. Ama Bafra il olsa kendi bütçesini yapan, kendi projelerini üreten, istihdam üreten, büyük fabrikaların geldiği, efendime söyleyeyim turizmle öne çıkan bir memleket olur. Önü açılır. Yani bu yapılacak çok şey olur. Aslında bir seferberlik lazım sanırım tabii, şu anda Bafra'ya. Tabii. Yani Bafra'nın hani vatandaşıyla, yetkilileriyle, herkesle beraber bir sesini duyurması gerekiyor evet. sanırım. Tabii ki siyasilere de burada çok önemli bir iş düşüyor. Şimdi tabii ki Bafra'nın il olma hayali çok güzel. Ama Bafra il olmaya sizce hazır mı? Şimdi Bafra il olmaya hazır mı derken şu an röportajlardaki izlenimlerim insanlarda bir böyle bir umutsuzluk var. Siyasilere bir kırgınlık var. Demirel zamanından bu yana verilmiş devletin bize bir sözü var. İl olma sözü var. İnsanlar bunu bekliyor. En son yaklaştığımız zaman Sayın rahmetlik Süleyman Demirel zamanında bir yanaşmıştık. O zaman siyasi olarak konvoylar çok, falan evet, da düzenlenmiş. Evet, çok güçlüydü. O zaman biz çocuktuk tabii. Çok bilmiyoruz olayın içeriğini. O zaman bir fırsat kaçırıldı. Trend kaçırıldı. Daha sonra yakın zamanda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu vardı. Yani ben her platformda söylüyordum bunu. Yani bunu biz iletelim. Bakanımıza gidelim bir dosya halinde. Bafra'nın neden il olması gerektiğini anlatalım. Bir türlü bunu gündeme getiremedik, harekete geçiremedik. Ama sosyal medyada genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuyu gündeme getirdiği zaman bir kıpırdanma oluyor tekrardan. Ama bu kıpırdanma böyle çok hareketli değil. Evet. Bakıyorsun ismimiz bile geçmiyor. Tabii hı hı. O sosyal medyada verilen bazı ilçelerin isimleri ben pek itibar etmiyorum. Yani olacağını çok zannetmiyorum. Olacak belki onların içinde 7-8 tane vardır. Onların içine girecek ilk 5'in içinde Bafra zaten kesin olması lazım. İşte Sayın Devlet Bahçeli'ye gelmişken konu aslında biraz da siz de malum MHP'nin Bafra Meclis üyesisiniz sonuç olarak belediyenin. Yani MHP'den biri olarak işin içinde olarak siz
yani Bafra MHP teşkilatı olarak ya da diyeyim, bunu dile getiren de Sayın Devlet Bahçeli olunca siz onun kapısını çalamıyor musunuz? Ona bundan talep edemiyor musunuz? Şimdi biz o konuyla ilgili bir zaten ilçe teşkilatı olarak bir çalışma yapıyoruz. Bafra'nın bütün donelerini, verilerini toplayıp bir dosya haline getirip ilçe başkanı teşkilatıyla beraber yakın zamanda Ankara'ya gidip bu konuyu dile getireceğiz. Bu konunun da takipçisi olacağız. Bu konuyu en çok isteyen parti teşkilatı olarak biziz, inanın. İnşallah hayırlısı olur. Biz gereken neyse yapacağız. İl olursa Bafra'nın önü daha çok açılır, istihdam olur. Yani bazen konuşmalara dikkat ediyorum. Öyle hep umutsuzluk. Dışarıda yaşayan Bafralılara bakıyorum. İşte yorum yapıyorlar. Bafra büyük bir köy falan, böyle bir değişik yorumlar, yakışmayan yorumlar. Yani memleketinizi kötülemeyin. Memleketimiz güzel. Siyaseten yanlış yönetimler gelmiş olabilir. Gerekli hizmeti yapmamış olabilir ama geriye dönüp eleştirmektense ileriye bakıp doğruyu bulmak lazım. Hep beraber kenetlenmemiz lazım. Burada beni yayına çıkardınız. Benden sonra Ticaret Odası Başkanı'nı, Ticaret Borsası Başkanı'nı, Ziraat Odası Başkanı'nı, ilçe teşkilatları başkanlarını hepsini bir alırsanız burada bir bütünlük oluştururuz. Evet, biz onları buradan da, davetimizi yani yapalım. Ben de davet ediyorum. Aynen. Vekilimizi davet Herkes ediyorum. Herkes konuşabilir, gelip burada dile getirebilir taleplerini, isteklerini. Zaman birlik zamanı. Bu saatten sonra birbirimizi eleştirecek halimiz yok. Yani bir bütün olup bu işi bitirelim artık. Yani ne gerekiyorsa yapalım. Çünkü bir eczacılık fakültesinin zamanında açılması evet. için verilen enerjinin onda birini buraya verseler, İnanın belki şimdi il olmuştuk biz. Evet. Yani bir hareket yapmamız lazım. Evet, bu da efendim, lazım. Aynen. Benim önemsediğim bir konu, gerçekten Eczacılık Fakültesi'nin buraya yapılması için çok çaba sarf edildi. Çok kişi konuştu. Siyasiler de çok bu alanda çalışmalar yaptı. Ama neden yapılmadı sorusu henüz cevap bulamadı o konuda ama. Peki Bafra'nın il olması için bu siyasilerimiz, bu önderlik yapan insanlarımız neden yeterince ses yükseltmiyor efendim? Bunun bağlamında şunu da sormak istiyorum ben. Peki neden bugüne kadar Bafra il yapılmadı ya da yapılmıyor, şu anki listede yer almıyor? Sizce neden? Şöyle, şimdi Bafra kendi kabuğuna çekilmiş, kendi kendiyle geçimini sağlayan, kendi yağıyla kavrulan bir memleket. Ova olmasa zaten hiç kurtuluş yanımız yok. Yani bizim tek kurtuluş yanımız ova. İşte ovadan gelen gelirleriyle Türkiye bakıyor. İşte bir bakıyorsunuz, bu pirincin Türkiye'de %12'sini, %15'ini üreten bir yer. Ama şöyle bir şey var. Siyasiler bu konuya niye eğilmiyor? Siyasiler Ankara'dan buraya geldikleri zaman, ben biraz ortaya konuşurum. Ankara'dan buraya geldikleri zaman teşkilatları, STK'ları selamlıyorlar, vatandaşa merhaba deyip gidiyorlar. Yani buranın gerçek sorunlarını bir şekilde Ankara'ya taşımaları lazım artık. Yani burada her gün birbirimizi selamlasak, fotoğraf çekinsek kimseye bir faydası yok. İnsanlar artık icraat istiyor. Yani elle tutulur bir şeyler istiyor. Yani tribün siyaseti artık bu memlekete bir şey kazandırmıyor. Bafra'ya elin taşın altına koyacak, bir şeyler getirecek bir yapı lazım. Evet. Ya burada ben A şahsı, B şahsı diye demiyorum. Yıllardan beri böyle gelen, son 20-25 seneden beri gelen bir siyasi ilgisizlik var Bafra'ya karşı. Evet. Yani bir de Bafra'nın artık il olması için devlet aklının da, siyasi akılında bir şekilde Bafra'nın il olması gerektiği gerekiyor zaten. Siyasi akıl dediğiniz zaman önce onların inanması gerekiyor. 20 seneden beri zaten bu insanlar oy veriyor. Hem de yüksek miktarı da oylar veriyor. Devlet aklı dediği zaman zaten Karadeniz'in batıya açılan kapısı, bir şekilde buranın bağlanması lazım. Zaten biz il olduğumuz zaman Alaçam da rahatlayacak, 19 Mayıs da rahatlayacak. Çünkü bunlar büyük şehirden gereken hizmetleri alamıyorlar. Bütçeleri yok. Kırsalı çok. Hizmet yapamıyorlar. Evet, en büyük sıkıntı aslında tabii. Bu bölgedeki o. Hep kırsal. Şimdi aslında sayın siyasilerimiz bizim sokak röportajlarımızı izlese, vatandaşın biraz sesine kulak verse, tabii. Zaten aslında ki buradaki sorunları biz de buranın basını olarak defaatle dile getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sokağın nabzını tutuyoruz her daim. Evet. Aslında siyasilerimiz de bu yönde biraz gözlerini açsalar değil mi? Tabii, tabii. Biraz daha bu yönde baksalar aslında biraz daha olaylar farklı noktalarda çözüm bulabilir. Çözülür.
hizmet bekliyor. Vatandaşın da aslında tek talebi o. Hatta birçok röportajda da karşılaşmışımdır. Biz seçimde sandıkta gerekeni yaptık. Yapıyorlar. Evet, ama diyor şu anda hizmet bekliyoruz diyor. Evet. Biliyorsunuz yani şu anki mevcut iktidarı yüksek potansiyelde oy çıkıyor bu bölgeden. Evet. Onun karşılığında da vatandaşın tek talebi hizmet efendim. Bunu da siyasilerimizin artık bir an önce görmesi gerekiyor sanırım. Bir de Ayşe Hanım şimdi artık büyük şehirler nüfus yoğunluğunu taşımamaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, işte Adana, Bursa hep buraları sanayi şehirleri haddinden çok nüfus göçü oldu. İnsanlar artık geçinemez oldu. Yani en son ekonomik olaylardan dolayı artık neden 100 il yapılması tasarlanıyor? İnsanlar artık Anadolu'ya, kendi yerlerine dönsünler. Kendi yerlerine dönerlerse daha rahat geçinirler. Ne olur burada şimdi büyük ölçekli fabrikalar açılırsa ovayı düşünürsek ne olur? İnsanlar İstanbul'da durmaz. Gelirler burada memleketlerinde çalışırlar. Köylerinde, kim istemez? Tabii köylerinde üretirler. Kafaları rahat olur. Onun için stratejik olarak Bafra'nın zaten il olması çoktan gerekiyordu. Geç bile kalındı. Ya ben açıkçası kişisel olarak Antalya'dan gelmiş bir insanım. Bu bölgeyi sonradan tanımış, sonradan görmüş bir insanım. Ama şuraya baktığımda en büyük eksikliği fabrikalaşma alanında evet. görüyorum. En büyük eksikliği şehir planlama alanında görüyorum. Evet. Yani en büyük eksikliği sosyal alan olarak görüyorum. Yani Bafra'nın ciddi olarak hani kültürel yapısı çok zengin. Hatta yayın öncesinde de sizle biraz sohbet etmiştik. Gerçekten Bafra Türkiye'nin küçük bir mozaiği evet, gibi. Evet. Her türden, her kültürden insanlarımız her mevcut. Etnikten insan var. Aynen. Evet. Bu çok değerli bir şey. Tabii. Çok güzel kültürel değerleri var. Yemekleri var, tatlı lezzetleri var. Evet. Ama Bafra'nın böyle bir el atılması gerekiyor kesinlikle, sanki. Kesinlikle el atılması lazım. Bunu da siyasilerimizden bekliyoruz. İnşallah hak ettiğimiz il olma şansını yakalarız. Başka konuşulacak çok şey var. Dediğim gibi diğer STK başkanlarını, ilçe başkanlarını da buraya ben de davet ediyorum. Siz de davet edin. Gelsinler bir bütünlük oluşturalım. Bu memleket için ne gerekiyorsa yapalım. Artık bu saatten sonra boş lafa kimsenin karnı tok yani inşallah gereken neyse olur. Şimdi tabii ki il olsa diye konuşuyoruz ama şimdi biraz da Bafra il olursa neler kazanır, neler yapılır Bafra'ya biraz da bu tarafını aslında konuşalım istiyorum. En çok hangi alanda katma değer sağlanır Bafra'ya? Bafra şimdi tarım şehri olduğu için tarıma dayalı sanayi bulur. Efendime söyleyeyim büyük ölçekli fabrikalar gelir. Tabii il olduğu zaman lojistiği açılacak. Ankara-İstanbul yolu bu taraftan bağlanacak. Batı çevre yolu bağlanacak. Bir liman olabilir. Efendime söyleyeyim soğuk hava depoları. Bu dünyanın yeni düzeni artık Asya'da kuruluyor. Bu ülkelere ihracat olabilir. Nasıl olur? Buraya bir kargo havalanı kurabilirsek. Evet, o fikir benim de çok hoşuma gitti. Evet, kargo havalanı kurabilirsek buradaki yaş sebze meyve anında işte Körfez ülkelerine, işte Asya'ya anında ihracat yapılır. Memleketin de önü açılır. Yani insanlar para kazanıkça mutlu olurlar. Dolayısıyla göç vermez, göç alır. Yani her şey birbirini tetikler. Bafra'nın çıkışında Çetinkaya'nın orada bir yapılmayan bir hastanemiz var. Yıllardan beri boş kalıyor. Ben her defasında demiştim. Burada Sayın İçişleri Bakanımıza da lafımız gitmedi. Her mecliste de söyledim. Buraya dedim bir jandarma alay komutanlığı kuralım. Vay efendim burası ilçe, il değil olmaz dediler. Niye ya, büyük düşünmüyoruz? Ya arkadaş bu açılan Amasra'da var. Amasra'da da aynı. Amasra il mi? Evet. Safranbolu il mi? O taraflarda var. Yani buraya bir şimdi tabur komutanlığı geldiği zaman nüfusuyla beraber 300 tane rütbeli efendim 3000 tane asker geldiği zaman bu ne yapacak bu insanlar? Burada yemin edecekler, kalacaklar, oteller olacak, esnaftan alışveriş yapacaklar. Yani bunlar birbirini tetikleyen şeyler. Biraz daha geniş düşünmemiz lazım. Yani bizim potansiyellerimiz çok da biz kendi kabuğumuzun içine çekilmişiz. Bize yeter, bize yeter. Bu mantıkla gidiyoruz. Mesela açıkçası o hastane benim vatandaştan ve çevremden de gördüğüm kadarıyla Bafra'nın bir kanayan yarası. Kesinlikle. İnsanlar cebindeki harçlığını verip evet, o hastaneye evet, aslında evet. destek olmuşlar. Yazık, yazık. Yani herkes bütün emeğiyle, bütün elindekiyle o hastaneye bir tuğla ben koyayım deyip vatandaş tabii. efendim bu konuda çok çaba harcamış. Ama maalesef ki o hastane orada şu anda atıl durumda bekliyor. Bir çözüm bekliyor. Keşke bir i̇nşallah, çözüm olsa araya İnşallah. İnşallah. Gerçekten. Olur. Efendim sokak röportajlarımızı siz de izlediniz.
Birçok vatandaşımız aslında, hatta yorumlarda da öyle. Siz de lütfen yorumlarınızı yayınımızın altına yapabilirsiniz. Memnun oluruz. Siz de görüşlerinizi bildirebilirsiniz Bafra ile ilgili. Birçok vatandaşımız umutsuz. Onların evet. umudunu yükseltmek için buradan kameralara ne söylemek istersiniz? Vallahi umutsuz olmamak lazım. Bu memleket çok şeylere göğüs gerdi. İnşallah bunu da bir şekilde aşarız, aşacağız da. Yani burada bir bütünlüğü sağlarsak aşamayacağımız engel yok. Dediğim gibi biz sadece bu işin küçük bir parçasıyız. Dediğim gibi siyasette olan arkadaşları, ilçe başkanlarını, belediye başkanımızı, milletvekillerini hepsini davet ediyorum ben şahsen burada. STK başkanlarını. Burada gelsinler, konuşsunlar. Yani bu memleketin il olmamasını istemeyen ben zannetmiyorum. Kimse olmaz. Ama sadece bir birliktelik oluşturalım. Başlayalım. Yani bu şöyle bakayım, basit bir anlatmak gerekirse ya Süper Lig'de olacağız veya hep birincilikte kalacağız. Süper Lig'de olduğun zaman arenada oluyorsun. Herkes seni tanıyor. Ya da alt liglerde oturursun, kaderini beklersin. Biz kaderimizi beklemeyeceğiz. Oturacağız, kendimiz mücadele edeceğiz. Çıkmamız için ne gerekiyorsa onları yapacağız. Ankara'ya gidelim, konuşalım. İçişleri Bakanlığı'yla, gerekli yerlerle. Kesinlikle. Biz üstümüze düşeni parti olarak yapacağımızdan emin olduk. Aslında belki STK'lar bir heyet kurup, güzel bir rapor hazırlayıp, güzel bir sunum hazırlayıp, işte Ankara'ya kapılarını çalarlarsa siyasilerin, belki ya da siyasiler buraya gelsin bir görsünler davet edilsin. Tabii kesin. Yani biz davet edelim. Bir organizasyon aynen şart sanki bu konuda. Evet. Sadece gelip sağda solda Bafra pidesi yemesin, oturup kapalı yerlerde. Bafra'nın gerçek güzelliklerini görsünler. Aynen. Ya da kamuoyuna açık böyle bir şey yapılabilir. Tabii. Biz o dosyayı hazırlayacağız. Biz teşkilat olarak Barbaros Başkan'la beraber, diğer arkadaşlarla beraber, meclis üyesi arkadaşlar, yönetimdeki arkadaşlar, bunlarla ilgili bir çalışma yapıp en kısa zamanda Ankara'ya ileteceğiz. Daha önce bu konuda meclis üyesi bizim Tuğrul arkadaşımız da bir haberi oldu zaten. O da çiftçilikle uğraşıyor. Bafra'nın, ovanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir arkadaşımız. İnşallah hayırlısıyla bir şeyler olacak yani. Olması da lazım. Biz siyasi ikbal peşinde olan insanlar değiliz. Bu memlekette doğduk, bu memlekette öleceğiz Allah'ın izniyle. Bize bir görev atletirse başımızı taşın altına koyarız. Gereken neyse yaparız. Bundan kimsenin çekincesi olmaz. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Bugün yayın konumuz olduğunuz için, bu konuyu da bizimle tekrardan dile getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa... Vallahi kimse umutsuz olmasın. Herkes bu konuya el atsın. Ben bu konuya el atılırsa bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Biz büyük şehire bağlıyız, olmayız diye bir mantık da yok. Bu sadece devletin aklıyla siyasi aklı birleştirdiğimiz zaman olmayacak bir şey yok. Sadece biz iteleyim olayı. Teşekkür ederiz efendim. Efendim, bugün yayın konuğumuz MHP Bafra Belediye Meclis Üyesi Hakan Aytınır'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz katıldığı için yayınımıza. Şimdi haberlerimizle yayınımıza devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim, haberlerimize geri dönüyoruz efendim.
Evet sayın seyirciler, yayınımıza devam ediyoruz. Az önce de söylemiştik ama buradan tekrar ben davet etmiş olayım. Bütün STK başkanlarımızı, oda başkanlarımızı, şehrin önde gelen isimlerini efendim burada görmek isteriz. Gelin birlikte konuşalım, gelin el ele verelim. Madem Bafra'nın il olmasını bu kadar istiyoruz, gelin ses yükseltelim efendim. Evet, haberimle devam ediyoruz efendim yayınımıza. Örnek kadın çiftçi Bahtışen. Evet, başarılı bir kadın çiftçimiz var karşımızda. Samsun'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde destek alan ev hanımı Bahtışen Erdoğan, başarılı hikayesiyle hemcinslerine örnek oluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çiftçiler üretimlerini arttırırken bir yandan da yeni çiftçiler ile sektör gelişiyor. 19 Mayıs ilçesinde yaşayan ve ev hanımı olan Bahtışen Erdoğan geçen yıl aldığı destek tarım arazisinde sumak üretimine başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde destek alan Bahtışen Erdoğan, kendi hikayesinin tüm kadınlara örnek olmasını istemiş efendim. Gerçekten de güzel bir örnek. Biz de kadın girişimcilerinizi her daim destekliyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini. Umarım çoğalarak devam eder efendim kadın girişimciler. Bakın ne kadar güzel. Ev hanımıymış, aromatik bitkiler yetiştirmeye başlamış. Efendim hayat devam ediyor. Evdeki kadınlarımıza da her türlü çabasını bir şekilde devlet desteğiyle efendim siz de bir şeyler yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Önce siz kendiniz inanın diyelim buradan da. Evet, bir diğer haberimizle devam ediyoruz yayınımıza efendim. Bu haberimiz Sinop'tan. Sinop Üniversitesi ile ilgili skandal bir iddia ortaya atılmış efendim. Görüntülü haberimiz, videomuzu izleyelim, üzerine konuşalım. Baktığımız zaman üsttekinin normal olağan akışta çıktığını görebiliyoruz. Tarih Orta Çağ. Orta Çağ tarihine bir doktor öğretim üyesi alınacaktır. Bu sebeple Orta Çağ tarih alanında doktora yapmış olma şartı getirilmiştir. Ancak Cumhuriyet tarihi alanında, yani YÖK'ün verdiği bu kadroda Cumhuriyet tarihi alanında doktora yapmış olmak yerine tarih ana bilim dalında doktora yapmış olmak şeklinde değiştirilmiş ve altına dediğim gibi mücadele, milli mücadele ve göç tarihiyle ilgili çalışma yapmış olmak şartı getirilmiştir. Sinop Üniversitesi'nin 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlamış olduğu öğretim üyesi ilanı tamamen adalet duygusundan yoksun olarak ve usulü aykırı olarak çıkartılmıştır. Halen bu üniversitede görevli olan, bu üniversitede kendi kadrosunu oluşturabilmek adına ilişkide olduğu kişileri kadroya almaya çalışmaktadır. Çeşitli menfaat ilişkileri doğrultusunda burada kadrolaşmaya çalışmaktadır. YÖK'ün belirlediğine göre Sinop Üniversitesi Cumhuriyet Tarih alanına bir tane doktor öğretim üyesi gerekmekte. Ancak çıkartılan ilana baktığımız zaman YÖK'ün Cumhuriyet Tarih alanında bir kadro vermiş olmasına rağmen bu ilan müdahale edilip değiştirilmiş ve başka bir ana bilim dalında doktora yapmış olmak şeklinde değiştirilmiştir. Sırf bu kadroya girebilmesi için bu ilana usulsüz şekilde müdahale edilmiş ve ilan ona göre detaylandırılmıştır. Gerçek anlamda Cumhuriyet Tarih alanında emek vermiş, burada doktora yapmış kişilerin önü tıkanmış, emekleri zayi edilmiştir. Efendim bu tabii ki kişinin kendi iddiası, bununla ilgili de zaten suç duyurusunda bulunacağını, CİMER'de şikayette bulunduğunu belirtmiş. Umarım iddialar asılsızdır. Keşke böyle şeyler hiç yaşanmasa diyelim biz de. Evet, bir diğer haberimizle devam ediyoruz efendim. Samsun'dan haberimiz, otelde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetmiş maalesef ki. Allah'tan rahmet diliyoruz. Samsun'da bir otelde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre klima bakım ve tamir firması sahibi Feris Saldırıcı, rutin klima bakımı için otele gitti. Otelin bodrum katındaki su pompası arızasına bakmak istediği esnasında elektrik akımına kapılan Saldırıcı ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Feris Saldırıcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak efendim hayatını kaybetmiş maalesef ki. Evet, bir sonraki haberimize geçiyoruz efendim. Bu da görüntülü bir haberimiz. Samsun'da otomobil kamyona çarptı. Dehşet bir kaza yaşandı efendim. Kaza anları geliyor. Birlikte izleyelim. Samsun'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza Samsun'un İlkadım ilçesi
Toyberen mevkisi Ankara Karayolu'ndaki kavşakta saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalça Sönmez İdaresi'ndeki 05HC525 plakalı otomobil H5 Delen'in kullandığı 27ANE920 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yalçın Sönmez ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim bugün bizi izlediğiniz için, bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. İyi günler, iyi hafta sonları diliyoruz şimdiden. Sayın seyirciler bugün yine Bafra sokaklarına çıktık. Çeviz 19 Mayıs'tayız. Samsun'u karış karış gezmeye devam ediyoruz. Dinlerini değiştirdiler, ne yaptılar? Geçim bitmiş yani, yaşamaz. Ölüyorlar işte, biz hala da direniyoruz. Niye millet ağaç bırakıyorsunuz ya? Huzur istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bafra gerçekten güzel bir yer. Kendi başına da bir şehir olabilecek. Nasıl edeceğim? Evet sayın izleyenlerimiz, şu anda Samsun Sinop Karayolu'ndayız. Bafra'ya bağlı Çamaltı Mahallesi, Ölçekler Sokak'tayız.